kendi öğrenciliğimden düşünüyorum. Şimdi bazı seminerler oluyor, organizasyonlar veya şirketlerle bir şekilde bir araya geliyorsunuz. Geliyorlar ve böyle güzel kıyafetler, büyük firmaların isimleri, uluslararası firmalar, yani içinde bulunmayı isteyeceğiniz firmalar. Otomatikman bir etkileniyorsunuz yani. Hangi departman olursa olsun, konu ne olursa olsun. Daha öğrencisiniz, çok havalı geliyorlar. Ondan sonra gitgide buraya yaklaştıkça, hele bir de staj yapınca kendinizi o sistemin içerisinde ben şurada şurada çalışıyorum demekten biraz gurur duyuyorsunuz yani. Bunu ailenize de anlatırken, çevrenize de anlatırken. Ama şeyi hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani hiçbiri kolay değil gerçekten. Öğrencilikle kıyaslamamak lazım. Yani sonuçta çalışmaya geçtiğinizde çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani hani bir maaş alıyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki de öğrencilikten değişiyor bazı şeyler. Aynı enerjinizi, aynı ilginizi korursanız keyifli. Hala çünkü çok daha fazla şey öğreniyorsunuz. Ama böyle çok toz pembede düşünmemek lazım. Çünkü dışarıdan gözüktüğü kadar da her zaman güzel olmayabilir. İçine girdiğinizde biraz daha gerçekçi. Sonuçta sizden beklenen şeyler var, yapmanız gereken şeyler var. Biraz belki öğrencilik döneminde böyle dersleri aşırı sıkı olmasanız bile işte bir noktadan aşağıya salamazsınız. Yani sıkı tutmanız lazım. Çünkü profesyonel bir anlaşma yapıyorsunuz o firmayla. Ne olursa olsun firmanın büyüklüğü. Biraz daha böyle disiplinli olmak ve profesyonelleşmek gerekiyor. Yani bunu bir unutmamak lazım bence. Onun dışındaki kısmı, artıları sabaha kadar konuşabiliriz yani.